Merhaba herkese, Eftar. Ektaş günlük grafik. Ektaş'a galiba bir 10 gün oldu bakmayalım ama tam hatırlamıyorum. Yukarıda bir sıkışma alanı vardı. Bunu devam ettiriyor. Yani Ektaş düşüyor mu diye. Galiba öyleydi soru, tam yorumda öyle bir ibare vardı. Yani düşüyor mu, düşecek. Şimdi düşecek mi onu bilmem ben. Geleceği görme gibi bir yeteneğim yok. Piyasanın yarını tahmin etmek çok güçtür, imkansızdır hatta. Onu bir baştan söyleyeyim de onu bilemeyiz. Ama yukarıda zaten bir zamandır 8 gün ortalaması 9.52'de 10.5, yani burada ilk direnç 9.80, arkasında 10.5 var. Yani o bir direnç hattı olarak varsayın orayı. Bu alanda sıkışıyor zaten Ektaş. Yani ne yukarı ne aşağı. Olumlu bir şey varsa piyasa salmıyor. Yani bir türlü Ektaş'ta satışa geçmedi piyasa. Bu olumlu en azından. Ama tabii göstergelere falan bakarsanız onlar çok olumlu değil. RSI gevşedi 60'a, kendi ortalamasının altında. Yani görece gene çok zayıf bir bölgede değil ama kendi ortalamasının altına inmesi biraz sıkıntı. MACD'ye bakıyorsunuz, o da böyle çok boynunu eğmiş. Yani yukarı yönlü bir hareket olmazsa bunlar aşağı doğru kesişime başlar ileriki zamanda. Ama tekrar söylüyorum, yani desteğin üstünde devam ediyor. Desteğin üstünde devam ediyorsa, yani bazen bu soran da oluyor, yani göstergeler mi? Hayır, trend. Yani işin aslı trendtir. Trendin üstündeyseniz sorun yoktur. Altındaysanız sorun vardır. Bu kadar basit. Burada majör anlamda onu baştan söyleyeyim. Trend 7.60'tan geçer. Çok uzak. Yani çok kayıplar neden olabilecek bir temas olur tabi orası. Ama üstünde kaldıkça majör anlamda konuşuyorum. Pozitif. 200 günü almıyorum. 200 gün çok uzak. Yani 5.88 oraya kadar artık yani çok kayıplar çok büyük olur 5.88'i beklemenin. Onun için şuradaki direnç alanını trend olarak kullanıyor gördüğünüz gibi. Yani geçtiği direnci bir trend olarak kullanılıyor. 9 lira, 9.17, 20 gün ortalaması stratejik bir alandır, destektir. Kırılması, şimdi 20 günlerin kırılması bazen heyecan yaratıyor hisselerde. Aşağı yönlü bir baskı oluşturabiliyor. Dikkat etmek lazım 9'un kırılına, asli olarak 9'a. Aşağıda 8.66, 50 gün desteği var. O da dikkat edilecek bir alan. Dediğim gibi yani bu iki alanda kırılırsa tabii yani gözümüz 7.80'lere, 7.90'lara, 8 liralara çevrilir otomatikman. Şu trende bakmaya başlarız. Dolayısıyla arada tabii yani Hektaş için söylemiyorum. Bütün hisselerde bir stopunuz olursa iyi olur. Yani hiç beklenmedik zamanda geliyor tokat bazen. Onun için hep diyorum, yani sabah kalktığınızda veya işte bazı bankalarda, aracı kurumlarda 40 günlük, 30 günlük emir verebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapacağını bilmiyor insanlar ama şöyle basit bir şey. Bir tane al diyeceksiniz, bir tane zincir emir bağla. Küfeyi boşalt. Bu kadar basit yapacağınız iş. Dolayısıyla hani Hektaş için demiyorum ama hep stratejik bir noktanız olsun yani. Bir destek noktasını gözünüze kestirin, oranın kırılması durumunda. Ya gerek yok çok da riske, aşırı riske. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Hektaş dediğim gibi 9.17, 9.52 ama 8 gün kırıldı. Ya çok önemi yok yani 8 günün. Aşağıda 9.17 veya 9 olarak alınabilir. 8.66, orası da 8.50'ye kadar avanslandırılabilir. Bu iki destek önemli. Yukarıda da bu 9.88, 9.80, 10.50 arasındaki bu direnç bölgesinin geçilmesi lazım. Orada satıcı hala var. Hala veriyor satıcı malı. Tabii 10.50'nin üstüne çıkarsa orada bir hareketin hızlanması beklenebilir. O yüzden bir bekleme alanında sağ yayılmaya aslen Hektaş devam ediyor. Bunların dışında söyleyeceğim bir şey yok. Yani göstergeler işte gördüğünüz gibi, onlar da çok tabii bu kadar gün sağ yayılırsa göstergeler bütün neşesini kaybediyor haliyle. Bugün biraz satıcı gelmiş aslında. Bir hacimlenme, öyle çok büyük de bir hacim yok. Onu da söyleyeyim ama yine de biraz satış yönlü hacim artışını gözlüyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Grafikte net. Hektaş da çok net. Umarım tabii tutunur bir yerlerde. Yukarı hareketine hala devam ediyor. O kıramazsa da devam etmesini bekleriz. Herkese iyi haftalar.